Şanlı zaferlerle dolu bir tarihin kahramanlarından Yüzbaşı Şerafettin. İzmir'e ilk giren süvari komutan. 9 Eylül günü sabahın erken saatlerinde adına piştar denilen, yani öncü, ana gücün öncüsü olan Yüzbaşı Şerafettin'in müfrezesi Bornova Ovası'na doğru Sabuncu Belinden inmeye başladı. Bornova'nın girişinde bir takım muharebeler oldu. Evlerden ateşler edildi. Bir takım direniş hatları oluşturuldu. Türk süvarileri İzmir'e doğru Bornova'dan hareket ettiler. Halkapınar'a yaklaşıldığında bir un fabrikasında kurulan pusuyla karşılaştılar. Orada 4 askeri şehit oldu Yüzbaşı Şerafettin'in. Geride kalan askerleriyle Alsancak'a doğru ilerledi. Alsancak sokakları o kadar kalabalıktı ki bir yanda firari askerler, bir yanda kaçışan insanlar. Atlar adeta bu kalabalığı yararak kordona ulaştılar. O anda o kalabalığın içinden koşarak gelen biri elindeki bombayı infilak ettirdi. Ve Yüzbaşı Şerafettin'le atı orada yaralandı. Saat 10.20 sıralarında Konak Meydanı'na geliyorlar. Konak Meydanı'na gelince karşılarında hükümet konağı, diyor ki atımın üstündeyim. Koşarak bir Türk genci geldi. Elinde bir bayrak var, bayrağı bana uzattı. Bayrağı aldım, göğsüme soktum, diyor. Balkona gelince Yunan bayrağını indirdim. Göğsümden Türk bayrağımı çıkarttım. Baktım, bayrağımın kırmızısına kanım bulaşmış. Bunu görünce duygulanıyorum, ağlıyorum. Kanımın bulaştığı bayrağıma şimdi de gözyaşlarım bulaşıyor. Ölsek ne gam, İzmir'e ilk girenler biz olmuştuk ya, diyor. İzmir'e ilk giren süvari komutan Yüzbaşı Şerafettin'e Gazi Mustafa Kemal, Buhara'dan gönderilen ve Timur'a ait olduğu düşünülen değerli taşlarla bezeli bir kılıç hediye eder. 1934 yılında da yine Atatürk'ün teklifiyle İzmir soyadını alır. O kutlu güne dair anılarını ilerleyen yıllarda kızı Gönül'e anlatır. Bugün artık 96 yaşında olan Gönül Manioğlu, şanlı zaferi babasına ait resimlere bakarak yad ediyor. Koşarak merdivenleri çıkıyor, asılı bulunan Yunan bayrağını indirip, babam bayrağı alıyor, sarılıyor, öpüyor, başına koyuyor. Tabii büyük bir haz ve o şerefe nail olmak da ayrıca insanın onuruna onur katıyor. Gönül Manioğlu babasından kalan emanetleri de gözü gibi koruyor. Yüzbaşı Şerafettin'in vefatından önce İzmir'de müzede sergilenmek üzere teslim ettiği Atatürk'ten hediye tarihi kılıcın akıbeti ise hala bilinmiyor.